Parçada söz edilen iki sanatçı arasındaki ilişkiye yönelik hangisine değinilmemiştir? Yahya Kemal'in alıngan bir yapısı olduğuna değinilmiştir. En küçük bir falsoda bu bağ kopuyor çünkü. Burada A seçeneğini görebiliyoruz. Tanpınar'ın Yahya Kemal'e saygı duyduğuna değinilmiştir. Usta çırak ilişkisi, hem sevip hem şüpheyle karşılama, derin bir dostlukla bağlı olma ifadelerinden saygı anlamını çıkarabiliriz. Tanpınar'ın temkinli davrandığına ulaşabiliriz. Dikkatlice bakalım. Hem seviyor hem şüpheyle karşılıyor. Burada bir temkin dikkatli davranma söz konusu. Ve aynı şekilde öğreten ve öğrenen düzeyine de usta çırak ilişkisinden ulaşabiliriz. Fakat bu dostluğun herkesçe örnek alındığına dair bir ifade parçada geçmiyor. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle B seçeneğidir. Parçada Rıfat Ilgaz'la ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Farklı edebi türlerde eser verdiğine değinilmiştir roman yazıyor ve şiir yazıyor. Buradan A seçeneğini görebiliyoruz. Sosyal sorunlara duyarlı bir sanatçı olduğuna değinilmiştir. Göre insanın yaşam savaşını dile getiriyor ifadesinden bunu anlarız. Kimi şiirlerini içeriğinden dolayı beğenmediğine değinilmiştir. Bireyi öne çıkaran romantik şiirleri reddetmiş ifadesinden bunu anlayabiliriz. Kendi yaşamında gözlemlediği olay ve yerleri konu edindiğine değinilmiştir. Öğretmenlik görevinde bulunduğu Akçakoca'yı dillendirir ifadesinden bunu anlayabiliriz. Ancak öğretmenlik mesleğini şairliğe tercih ettiğine dair bir ifade bu parçada geçmiyor. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle D seçeneğidir. Parçadan Fıruzan ve onun yapıtlarıyla ilgili bu sonuçlardan hangisine ulaşılır? Samimi duygularla eserlerini yazdığına ulaşılabilir. Çünkü samimi, abartısız ifadelerinden Birinci yargıyı görebiliyoruz. Yine realist bir anlayışa sahip olduğuna ulaşabiliriz. Çünkü gerçekçiliği elden bırakmadan ifadesi var. Buradan ulaşabiliyoruz. Ancak sadece öykü türünde eserler verdiğiyle ilgili bir ifade yok. Bazen sadece öyküsü vardır adı bile yoktur ifadesi bizi yanıltmamalı. Öykü türünden söz edilmiyor burada. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 numaralı yargılar olan A seçeneğidir. Parçada iyi bir roman yazmanın temel koşul olarak hangisi ortaya konmamıştır? Dikkatlice bakalım. Üslupta usta olma, dil ustalığı ifadesiyle karşımıza geliyor. İnsanları tanıma, insanları tanımayı öğrenmiş ifadesinde karşımıza geliyor. Kendini tanıma yine bu cümlenin başında kendisini tanımış ifadesiyle açıklanıyor. Gözleme dayalı bakış açısı da bir gözlemcinin bakışları ifadesinde karşımıza geliyor ancak parçada roman yazmanın temel koşulu olarak usta çırak ilişkisine değinilmemiştir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle A seçeneğidir. Parçada yazarın içinde bulunduğu ruh durumundan kurtulmak için başvurduğu yöntem hangisidir diye soruluyor. Yazar dünyayı komedi ya da trajedi olarak görmüyor, göremiyor. Ne o kadar geniş ne o kadar küçük bir dünyası var. Sınırları daralan bir yer hissi ağır basıyor. Fakat bütün bunlardan kurtulmak için, gündelik olanın sıkıştırıcı gücüne karşı bir direnç geliştirmek için daha fazla edebiyata, bilime, sanata yöneliyor. Çözüm bu. Denge kurmak değil, dünyayı komedi ve trajedi olarak algılamak değil, George Orwell ve Kafka'dan faydalanmak değil, yazma denemelerine girişmek değil. Yöntem, sanat, bilim ve edebiyatta uğraşmak. Son cümlede aynen bu ifade karşımıza gelmiş. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Kendinden böyle söz eden bir kişi için hangisi söylenemez? Toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı geliştirmek istiyor mu? Evet. Daha iyi bir toplum olabilmemiz için gerçekten emek verenlerin yorulmaması ifadesinden toplumsal duyarlılık çabasını görebiliriz. Yakınmak yerine eyleme geçmeyi tercih ediyorum. Evet şikayet edenlerin aktive olarak emek vermeye başlaması en büyük çabası. Burada da C seçeneğini görebiliyoruz. Hayvanların yaşam haklarına karşı sorumluluk sahibim. Evet sokak hayvanlarıyla ilgili bireysel çabalarım var ifadesinden bunu görebiliyoruz. Kaygılanmayan, olgunlaşarak gelişime inanan, kabullenen bir kişidir ifadesini burada hak ettiğimizi fark ediyorum ifadesinden anlayabiliriz. Hak etmişlik duygusu var. Endişe üretmiyorum diyerek de kaygılanmama vurgusunu bize parçada yapmış. Burada da gördüğümüz gibi E seçeneği karşımıza geldi. Ancak televizyonun yararlarını hiçbir şekilde düşünmemesiyle ilgili bir ifade parçada geçmiyor. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle B seçeneğidir. Böyle diyen bir yazardan hangisini söylemesi beklenmez. Yazarlık bireyin cinsiyetine göre değer kazanmaz diyebilir. Çünkü edebiyatın cinsiyeti yoktur bence ifadesiyle ve parçanın sonundaki cümlelerden hareketle bunu söyleyebiliriz. Edebi eserin konusu bireylerin cinsiyetleri üzerinden yapılmamalıdır diyebilir. Çünkü ilgimi çeken cinsler değil genellikle bir derttir deniyor. Edebiyatın cinsiyeti yoktur. Hiçbir zaman kadını anlatayım erkeği anlatayım diye yola çıkmadım deniyor. Burada da B seçeneğini göre biliyoruz dikkatlice baktığımız zaman. Yine edebi eserlerde insanı ilgilendiren sorunlar ele alınmalıdır diyebiliriz. Herkesi ilgilendiren dert ifadesinden bunu anlıyoruz. Hepimizin yakındığı bir vasatlık üzerine yazmak istedim ifadeleriyle de C seçeneğini kanıtlayabiliriz. Yine aynı şekilde erkek yazarların kadın yazarlara göre oranı fazladır yargısı bile doğru bir değerlendirme değildir diyebilir parçanın yazarı çünkü cinsiyeti İnanmıyor nasıl erkek yazar demiyorsak böyle bir işaret koymuyorsak kadın yazar işaretinde koymamalıyız diye düşünüyorum denmiş. Buradan da E seçeneğini çıkarabiliriz. Peki daha çok fil dişi kulede yaşayanın iç sesini anlatmaya çalışan öyküleri kalem almaktan parçada söz ediliyor mu? Hayır fil dişi kule toplumdan soyutlanmış bir konum demektir. Bunu göremiyoruz sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçada aşağıdakilerden hangisi bir çevirmenden beklenenler arasında sayılmamıştır. İnsanları bir araya getirme sayılmış insanlığı kardeş kılan ifadesi var. Farklı kültürleri birbirine tanıtma sayılmış. Çünkü uzak çağları farklı duygulanımları değişik düşünme ve yaratma ortamlarını yakın ve bir kılan ifadesi var. Orijinalliğe sadık kalma. Dikkatlice bakalım. Bir kültürün kimliğinden bir şey yitirmeden ifadesinde bize gelmiş ve donanımlı ve bilgili olma çevirmenin özellikleri olarak sayılmış. Çünkü her iki dilde de birikimli, duyarlı olmayı gerektiriyor. Edebiyatı yalnızca değil, toplumun geçmişteki kültürünü iyi bellemiş olmanızı gerektirir ifadesi de var. Ancak bilinmeyen eserleri çevirmekten bu parçada söz edilmemiş sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.